Tabii ki Iron Man günümüz teknolojisiyle gerçek olamaz ama bugün tıpkı Tony Stark gibi çılgın, mucit, girişimci ve milyoner insanların yaşadığını biliyoruz. Peki ya bu isimlerden birinin 1886 ve 1957 yılları arasında Türkiye'de yaşadığını söylesek? Elbette öyle demirden kıyafetler gibi fantastik işlere kalkışıp silah pazarlığına falan girmedi bu isim. Daha da iyisini başardı. Soyadını bizzat Atatürk'ten alan Nuri Demirağ'ın hikayesini anlatıyoruz. Yıl 1886. Birinci Meşrutiyet'in ilanından sonra çalkantılı günler yaşayan ve giderek güçsüz bir hale gelen Osmanlı Devleti'nde Sivas'ın o zamanlar çok küçük bir yeri olan Divriği kasabasında hayata gözlerini açtı küçük Nuri. Henüz 3 yaşındayken babasını kaybetti ve eğitimini tamamladıktan sonra 1903 yılında Ziraat Bankası'nın sınavlarını kazanarak memurluğa başladı. Bu göreve başladığında sadece 17 yaşındaydı. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte Osmanlı Devleti sert bir viraja girmişti. Bunun üzerine Anadolu'da patlak veren büyük kıtlık da eklenince halk çeşitli baskıların yanında yoklukla da yüzleşti. Sadece bir yıl sonra 23 yaşındaki genç Nuri, Ziraat Bankası'nın depolarında terk edilen tahılları uygun fiyatla halka sattı. Hakkında soruşturma açılsa da daha sonra aklandı. 1910'da Maliye Bakanlığı'nın sınavını kazanarak İstanbul Beyoğlu'nda bakanlık memuru oldu. Bu görevi sırasında yüksek öğrenimini de yaptı. Memleketinden ayrılması hem kendisinin hem de ülkenin geleceği için çok büyük bir adım olacaktı. Zira Osmanlı'yı harita üzerinde parçalara ayıran devletlerden Fransa gözünü İstanbul'a dikmişti. Kimi kaynaklara göre Taksim'deki Topçu Kışlası'nın ve talimhanenin Fransızlara geçmesini engelleyen kişiydi Nuri Bey. Ancak ülkesini seven genç bir memur olarak bu çabası yetersiz kalmıştı. Cephelerde Çanakkale'yi kazansak da kaybedilen 1. Dünya Savaşı'nın ardından tıpkı Anadolu gibi devlet kurumları da işgal kuvvetlerinin emri altına girmeye başlamıştı. 1918 yılında yaptığı bir teftişi sırasında işgal kuvvetlerinin atadığı görevliler tarafından hakarete maruz kalınca bunu yediremedi kendisine ve istifa etti. Bu istifa kararı İstanbul'a gelişinden sonra hem kendisinin hem de ülkenin geleceği için attığı ikinci büyük adım olacaktı. 30'lu yaşlarının başındayken kendi topraklarımızda yabancıların tek elinde olan sigara kağıdı işine girdi. İlk yerli sigara kağıtlarını Türk Zaferi markasıyla üretmeye başladı derken milyonlarca insan gibi Nuri Bey'in de içinde umut ışığı yakan bir gelişme yaşandı. İşgale karşı direnen birkaç grup bir araya gelmiş, Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa liderliğinde Sivas'ta toplanmış, milli mücadeleyi başlatmıştı. Cumhuriyet'in ilanından sonra Fransızlar, Anadolu'nun içlerine kolayca erişmek için yaptıkları demir yollarını terk edince ihale Nuri Bey'e kaldı. Kardeşini de memurluktan aldı ve birlikte bu işe girdiler. ABD'den getirdiği uzmanlarla birlikte 4 yıl süren araştırmalar sonucunda İstanbul'a bir boğaz köprüsü projesi hazırladı. Proje Atatürk tarafından çok sevildi ancak hükümet geri çevirdi. Yılmadı tabii. Dünyanın en büyük barajlarından Keban Barajı'nın ilk fikri de kendisinden çıktı. Bursa'da Sümerbank, Merinos, Halı, İzmir'de Seka Kağıt, Karabük'te demir çelik fabrikalarını kurdu. Yine yabancıların tek elinden kurtarmak istediği çimento sektörü için fabrikalar kurmak istedi ama başarılı olamadı. Hani 10. yıl marşında diye bir dize vardır. İşte o dizedeki başarının timsali oldu Nuri Bey. Bu başarısı sebebiyle 1934 yılında hem kendisine hem de kardeşine bizzat Atatürk tarafından Demirağ soyadı verildi. Ancak istikbal ne demirde ne yolunda değildi. Göklerdeydi. Uçak icat olalı daha 33 yıl olmuştu olmasına ama bir bu kadar yıl sonra insanlık Ay'a ulaşacaktı zaten. Neyse. Uçaklar 1930'lu yıllara dek çoğunlukla savaşlarda teyyare formunda kullanılmıştı. Artık dünyada sivil havacılık adında bir sektör oluşmaya başlamış. Asker ya da bomba değil, sıradan insanları yani yolcuları taşımanın vakti gelmişti. Bu sırada bir başka Türk mühendis, girişimci ve uçak düşüren ilk savaş pilotumuz Vecihi Hürkuş, 1925 yılında ilk yerli uçak Vecihi K6'yı kendi imkanlarıyla üretmiş, ilk ve son kez havalanmayı başarmış ancak İzmir'de yaptığı bu uçuş izinsiz olunca para cezasına çarptırılmıştı. Pes etmeyecekti Hürkuş. Yıllar sonra Kadıköy'de kiraladığı bir keresteci atölyesinde Türkiye'nin ilk sivil uçağı Vecihi 14'ü üretti. Test uçuşlarının ardından önce Yeşiltepe'ye, ardından Ankara'ya uçuş yaptı. Ancak tayyarenin teknik vasıflarını tespit edecek kimse bulunamadığı gerekçesiyle uçağın onayını alamayınca uçağı parçalarına ayırıp trene yükleyip Çekoslovakya'nın başkenti Prag'a götürdü. Burada resmi onayların ardından Prag'da yaşasın Türk tayyareciliği pankartı ile karşılanan Hürkuş, Türkiye'nin ilk sivil uçağı ile ilk resmi uçuşunu Prag'dan İstanbul'a gerçekleştirdi. 1932'de Türk Sivil Havacılık Okulu'nu kurdu ve burada Türkiye'nin ilk kadın pilotu Bedriye Gökmen dahil 12 pilotu yetiştirdi. Vecihi 14'ten sonra ilk eğitim uçağı
uçağımız Vecihi 15, Mercedes motora sahip ilk deniz uçağımız Vecihi SKX'i üretmeyi başardı. Bu başarılarını gören Nuri Demira kendisine 5000 liralık yatırım yaptı. Hürkuş bu jestine karşılık olarak geliştirdiği Vecihi 16 uçağına Nuri Bey adını verdi. Türk Hava Kurumu'nun desteğiyle Almanya'dan mühendislik eğitimi alıp Türkiye'ye dönse de 2 yılda mühendis olunamayacağı gerekçesiyle mühendislik ruhsatı alamadı. Yetmedi, Türkiye'nin ilk sivil havacılık şirketi Hürkuş Hava Yolları'nı kurdu. Ancak kazalar, kaçırılmalar veya sabotajlar sebebiyle bu şirketi kapatmak zorunda kaldı. Hürkuş'tan gördükleri ve öğrendikleriyle havacılık sektörüne girmek istedi Nuri Demirağ. Dünyanın dört bir yanına belli başlı uçak fabrikalarını ziyaret etmeye gitti. 1936'da İstanbul, Beşiktaş'ta Nuri Demirağ Uçak Fabrikası'nın temelleri atıldı. Burada geliştirilen ve üretilen uçaklar Yeşilköy'de satın aldığı bir çiftliğin arazisine inşa edilen devasa pistler, hangarlar ve atölyelerde test edilecekti. Nuri Demirağ buraya Gök Okulu adını verdi. Sivas'ta bir tane bile ortaokulu yokken memleketi Divriği'de bir Gök Ortaokulu açtı. Buradaki öğrenciler mezun olduklarında pilot olmak için İstanbul Yeşilköy'deki Gök Okulu'na geçerlerdi. Bir uçağı üretmek ve hatta diğer ülkelere satabilmek için lisans almak gerekiyordu o dönemde. Bunun için iki yol vardı. İlki yabancı şirketlerin geliştirdiği lisansları satın almaktı. Nuri Demirağ yabancı şirketlerin eski teknolojilere sahip uçaklara ait lisanslar vermeye çalıştığını görünce buna kopyacılık dedi ve ikinci yola, yani sıfırdan bir uçak üretip lisanslama yoluna başvurdu. İşi çok zordu. Türkiye'nin ilk uçak mühendislerinden Selahattin Reşit Alan'ı yanına alıp ilk tek motorlu yerli uçak Nu-D-36'yı, hemen ardından da 6 yolcu kapasiteli, 1000 km menzilli ve saatte 325 km hızla uçabilen Nu-D-28 yolcu uçağını üretti. Bu uçak dünya çapında A sınıfı yolcu uçağı olarak belgelenince Avrupa ülkelerinden ve Türk Hava Kurumu'ndan siparişler yağmaya başladı. Ta ki uçağı geliştiren mühendis Selahattin Reşit Alan, siparişlerin teslimi öncesi Eskişehir'de yapılan son test uçuşları sırasında iniş yaparken vahim bir kazaya kurban gidene kadar. Bu kaza sabotaj mıydı bilinmez ama Nuri Demirağ, siparişleri iptal eden Türk Hava Kurumu'na karşı mücadele etse de, haklı olduğuna dair teknik raporlar çıksa da maalesef bu çabası yetersiz kaldı. Yurt dışına uçak satışını engellemek için bir kanun bile çıkarıldı. Bu sırada İspanya, İran ve Irak'a gitmek üzere imal edilmiş uçakların ihraç edilmesi de engellendi. Ve bunun doğal bir sonucu olarak 1944 yılında fabrika kapatıldı. Üretilen uçaklar da hurda değeri karşılığında satıldı. Aynı yıl Nuri Demirağ'a ait uçak pisti de fabrika ve okulun bulunduğu alanda boşaltıldı. Nuri Demirağ havacılık alanında ülkemize kazandırdıklarından sonra hayatının geri kalanını siyaset arenasında geçirdi. Görüşü bizi ilgilendirmez ancak Türkiye'deki çölleşme, tarım, hayvancılık, enerji, barajlar, köprüler, limanlar, körfezler bunların hepsini tartışmaya açtı. Cumhuriyet tarihinin en büyük depremlerinden birisinin yaşandığı Erzincan'a gidip bizzat arama kurtarma çalışmalarına katılan ve bölgede prefabrik evler yapan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliği ve hatta Gök Okulu'nun devamı niteliğindeki Gök Üniversitesi'ni kurma hayaliyle yanıp tutuşan, bazı kaynaklara göre bu tutkusu için ülkenin kasasındaki paranın onda birine eşdeğer serveti hiçe sayabilen, Türkiye'nin havacılıkta tamamen bağımsızlaşması için varını yoğunu ortaya koyan, hatta Özoğlu'nu bile pilot olarak yetiştiren bir babanın, bir adamın hikayesini dinledik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.